شش تا بچه رو بگنن ما چی کنیم مثلا نمیتونم مدرسه اونا رو رایی کنم بیز Afgan mülteciler olarak 25 gündür burada Birleşmiş Milletler'e karşı eylem yapıyoruz. İlk başta 11 gün geçtikten sonra zaten bir müdahale oldu. Şu anda geri geldiler bu insanlar geri geldiler ve protesto ya da eylem devam ediyorlar. Burada şu anda 110 kişi var. Çoluk, çocuk, kadın, erkek beraber kalıyorlar ve 12 kişi açlık görevinde. Dudaklarını diktiler. Ama Birleşmiş Milletler herhangi bir cevap vermiyor. Kafasına çevirip de baktığı yok. Bunlar dosyaları askıya alınmış durumda. 2006'dan beri burada mülteci olup da herhangi bir işlem onlar için uygulanmadığı için buradalar. Dosyaları yaklaşık 2 yıldır askıya alınmış durumda. Hiçbir şekilde Birleşmiş Milletler tarafından incelenmiyor, bakılmıyor. Ve diğer mülteciler 6 ay, 1 yıl, en maksimum 2 sene kalırken sonra 3. güvenli ülkeye gidiyorlar. Ama bizim Afgan mülteciler burada çok uzun süreli kalıyorlar. Hem de zor şartlarda. Çünkü Türkiye'de çalışma hakları yok, sigortaları yok. Bir sürü sıkıntı yaşıyorlar burada. Türkiye Devleti zaten sadece barınma hakkı verdi. Ve başka bir şey de vermeyecekti. Buradalar bu... Ayrımcılık mı desek, kendileri ayrımcılık diyorlar, ırkçılık diyorlar. Bunu karşı protesto ediyorlar ve haklarını her mültecinin olduğu gibi bizim de haklarımız var. Bizim de dosyalarımız incelenmeli ve onu istiyoruz diyorlar. Ben kişveri mara nemetim. 3 yıl aslım ama bedbahti zindegi mekanım. Ne pulu darım, ne tenge darım, ne karigar darım. Yak bache darım ki mariz az khun istifrak mekanım. Ben zindegim khayli buşkim. Senedir Türkiye'deyim, 6 çocuk sahibiyim ve çok zor durumda yaşıyorum. Yani çocuklarımdan bir tanesi hasta, kan kusuyor. Evden yani gelirimize sağlayan herhangi bir kişi yok. Eşim yok yani burada, aile reisi yok. Ben kendim aile reisi olarak, ailenin reisiyim yani. Ve çok zor durumdayız. 3 sene oluyor bizim burada olalı. Statüyü de aldım yani. Mültecilik statüsüne de girdim. Ama onu aldığım rağmen bir ilgilendikleri yok. Az zindagi khuda befahmim. Ma da kishvar Turkiye, ma kishvar Turkiye teşekkür mekanim ki mara joy dadam. Lakin ma nemitanim inje zindagi konim. Şimdiye kadar Türkiye'de olduğumuz için Türkiye devletinden, Türkiye milletinden teşekkür ederim ama biz bu şartlar, bu koşullar altında burada yaşamayız. Bizim de bir insan olarak insan gibi yaşama hakkımız var. Çocuklarımın geleceği var. Onlar için çok kaygılanıyorum yani. Burada onlar eğitim göremiyorlarsa gerçekten onlara da bir geleceği olmayacak ve benim gibi olacaklar ve bizimle ilgilenmelerini istiyorum. Sarpay Khudvaysan. Mona mazibat baxti najot biofem. Biz yaşadığımız kadarıyla da zaten yaşadık. Yaşlı başlı bir kadınım diyor. Artık sadece çocuklarım benim için önemli. Onlar okusun, eğitimlerine görsünler ve onlar bir yerlere varabilsinler.